Arkadaşlar selamlar. 2021 Ağustos ayı sonuydu. Yaz dönemiydi. Motokırbaçlardan almış olduğum 2021 model Rossi RS 50cc EFI modelimi yine bu parkta sizlere ilk tanıtımını yapmıştım. Motorun genel durumundan, işte özelliklerinden bahsetmiştim. Kısa bir tanıtım videosu olmuştu. Şimdi bugün Rossi ile ayrılıyoruz. Rossi'ye veda zamanı videosu bu. Rossi ile ayrılmadan önce son videomu da yine aynı parkta, aynı yerde bilgilendirme olarak çekmek istedim. Yani bu Rossi ile ayrılma videomuz olacak. Müşterisi geldi. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Bu şekilde motorumu bugün arkadaşlar devrediyorum. Şimdi Rossi RS motor hakkında biraz bilgilendirme yapayım. Rossi RS motorumuz EFI model. İşte üzerinde ısı sensörü var, oksijen sensörü var. Enjeksiyon var, otomatik enjeksiyon. Bu şekilde gerçekten tasarruflu bir motor. Şu an kasa olarak da diri zaten. 50cc'lerin baba motorlarından bir tanesi. Hatta en baba motoru diyebiliriz yani bu motor için. Yalnız bunun bir takım eksikleri veya iyileştirmeler yapmak gerekiyor. Yani bunları eğer halletmezseniz bu motora maksimum performanslı binemezsiniz. Nedir? Size sunduğu şekilde binersiniz. O da artık sizi ne kadar tatmin eder, ne kadar keyif verir, orası size kalıyor. Şimdi bu motorumuza kanalımda da videolarını attım zaten. Bir sürü iyileştirmeler yaptık arkadaşlar. Yani amaç burada neydi? Motorumuzdan maksimum performans elde etmek, minimum yakıt değerini de korumaktı. Yani o şekilde. Ve tabii ki konforlu ve keyifli bir sürüş sunması için de uğraştık. Bu anlamda gerçekten bayağı işler başardık. Bizim özellikle WhatsApp Rossi RS ailesi grubumuz var. Orada sağ olsun bayağı bir arkadaşımız var. Özellikle orada Serdar Gemici arkadaşımız var Isparta'dan. Onun da bu motor üzerine bayağı bir Ar-Ge çalışmaları oldu. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten orada birçok arkadaşımız bu motorla yaşamış oldukları sorunlarına çözüm buldu. Veya bizler de onların sayesinde onların sorunlarına eğilerek o noktalarda iyileştirmeleri yaptık. Gerçekten şu an benim Rossim diye söylemiyorum. Şu an bu motorda maksimum performansı yakaladık arkadaşlar. 100 kilometrede bunun yakıt tüketim değeri 2,5 litre. Asla orayı geçmiyor yani. Hatta ben çok performanslı kullanıyorum. 2,5 litreyi aslında biraz daha aşağı düşürebiliriz sarfiyat anlamında. İşte şehir içinde performanslı kullanıp bir de dur kalklarda eğlendiğiniz zaman o size tabii ki yakıt sarfiyatı olarak geri dönüyor. Yani bu da kaçınılmaz bir şey. Şimdi ne diyordum? Bu motorda minimum yakıt değeri ve maksimum performansı, konforlu sürüşü yakaladık. O anlamda bu motor gerçekten keyifle bilinecek bir motor. Yalnız dediğim gibi birkaç sorun var. Onlardan bahsedeyim. Şimdi özellikle bunda kronik olan kayış konusu var. Üzerinde gelen kayış gri çin çakması bir bando. Kesinlikle bu motora uygun değil. İlk etapta değişmesi gereken kayış var. Yani bunu mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Ha buna üzerine bandoydu, Continental'dı, işte bilmem neydi, oydu buydu takıyorlar. Yalnız o kayışları da denedik. O kayışlardan da performans testi yaptık. O kayışlar bizim motorumuz için kalın geliyor arkadaşlar. Zaten bando S19002 dediğimiz kayış 110 cc Honda Space kayışı. Yani Space motorun gücü 110 cc. Kalın ve kısa bir kayış. Onu buna taktığınız zaman ne yapıyor? Bizim varyatörümüzün yapısı ona uygun değil. Bizim varyatörümüzün yapısı 17,5 milimetreye ayarlı.
O zaman ne yapacağız? O kayışı kullanmayacağız. Bizim varyatör yapımıza uygun kayışı bulmak zorundayız. İşte bu manada ben Dayco tedarik yaptım. 8174 18x743 serisi bir kayış. Gerçekten kaliteli, bizim motorumuza da uyumlu bir kayış. Bunu taktık, kullandık, baktık performansı çok güzel. Lan bundan dedik tedarik yapabilir miyiz? Hani eşe, dostu, arkadaşlara, tanıdıklara bu kayışı yollayalım. En azından motorlarında değişimi görsünler, performansı yakalasınlar diye benim kayış tedariklerim oldu. Bütün Anadolu'daki Dayco kayışlarını topladım. Bunun tedariğini yaptıktan sonra da gruptaki arkadaşların birçoğuna ulaştırdım zaten. Kullanıcılar da son derece memnun kaldılar. Orada da sıkıntı yok. Yani kayış mevzusunu bu şekilde açtık. Şimdi diğer sorunlar, biliyorsunuz EFI model dedik. Burada ısı sensörü arızaları olabiliyor, oksijen sensörü arızaları olabiliyor. Zaten o sensörlerde kablolarında kopukluk veya temassızlık olursa motor hemen arıza ışığı yakıyor. Oradan anlıyorsunuz. Ha, arıza ışığı da yakmazsa motorun genel çalışması, gaz yemesi, işte stop etmesi, marşın geç alması gibi gibi sorunlar yansıtıyor size. Buradan da anlıyorsunuz ki ısı sensöründe veya oksijen sensöründe bir sıkıntı var. Çünkü bu sensörler beyne komut veriyor. Komut verdiği zaman da beyin ona göre motoru çalıştırıyor. Yani oradan aldığı komutlara göre. Şimdi oradan veri sıkıntısı olunca motor bu sefer ne yapacağını bilemiyor. Yani nasıl çalışacağını bilemiyor. O anlamda o sıkıntıya da dikkat etmek gerekiyor. Diğer sorun, ön tekerde redüktör var. Kilometre redüktör okuyucu. Onda arızalar olabiliyor. Benim mesela bunda oldu. Onu değiştiriyoruz, o parçayı. O şekilde sorunu gideriyoruz. Diğer sıkıntılar ne olabilir derseniz, mesela bende ön lastik değişti. Ön lastikte üretim hatasından doğan balans bozukluğu vardı. Yani bu takmayla alakalı değil. Üretimden doğan lastik balans bozukluğu. Onu da ne yaptık? Önde Continental lastik taktık yeni. O sorunu da öyle aşmış olduk. Hem balansını da o ara almış olduk. Balans olayı da çok önemli ön tekerde özellikle. Yani mutlaka lastik değiştiriyorsanız ya da değiştirmiyorsanız bile mutlaka ön tekerde balans alınması lazım. O sizi çünkü gidonda çok rahatsız eden bir durum. Onun haricinde ön ve arka varyatörlerde sorun olabiliyor. Özellikle debriyajda kapma sorunları olabilir. Zaman içinde aşınırsa işte debriyaj yüzeylerinde parlama, camlaşma oluyor. Onları zımpara yapmak gerekiyor. İşte ön varyatörde İç yanak burcunda aşınma oluyor. Orada aşınma olduğu zaman zaten motorunuz performanstan hemen söylüyor size. Onun da o parçalarında işte bakım oluyorsa bakım şeklinde yapabiliriz. Değişmesi gerekiyorsa da o parçaları 50 cc parçası olarak değiştirmek gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Orada işte performans varyatörü, performans bilmem nesi, onlara gerek yok arkadaşlar. Bu motorun kendi parçası GY6 5080 parçası. Yani bunun dışına çıkmayın. Standart parçayı alın, kullanın, takın. Kayış olarak Dayco'nun son derece uygun ve uyumlu olduğunu söyledik. Orada sıkıntı yok. İşte ön varyatörde veya arka varyatörde de parça değişecekse mutlaka GY6 5080 parçası olsun. Ha, markalar arası kalite farklılığı bir miktar oluyor ama parça standardı, ölçü olarak, uyumluluk olarak geneli aynı. Geneli Çinli üretim. İşte onların da markalarında bir tık aşağısı, bir tık yukarısı gibi küçük küçük nüans farkları oluyor. Kalite farklılığı oluyor yani. O artık sizin tercihinizdir. İster A markasını alırsınız, ister B markasını alırsınız. İşte ister C markası daha iyi, daha performanslı, ben memnunum dersiniz, onu alırsınız. O şekilde yani. Baga olarak da yine ben performans varyatörü, yani o köşeli, şekilli, şüküllü var ya, o bagaları önermiyorum kesinlikle. Çünkü orada çok baskılama yapıyor. Sizin ön varyatörünüzü çok kısa zamanda bozma eğilimine girecektir. Sıkıntılar yaşatır yani. Ne yapacağız? Orada bizim mesela bunlarda 7 gram baga tam dengeli bir şekilde
bize hissiyat veriyor. Ben şu anda 7 gramdan memnunum. Siz isterseniz 6,5 gram da takıp o şekilde de devam edebilirsiniz. Yani ya 6,5 gram ya da 7 gram silindirik baga kullanmanız gerekiyor. O orada baskılamayı yapmıyor. Gerçekten ön varyatör rahat çalışıyor. Motor yağı ile alakalı da birkaç bilgi vereyim. Motor yağı ile motor yağında numara olarak 10-40 numarayı tercih etmeliyiz. O bizim vazgeçilmez standardımız olmalı. Yani o numara bizim motorumuz için uygun. 10-40. Yine içerik olarak da, yağın içeriği olarak da yarı sentetik yağ kullanırsak hem ömür olarak hem dayanıklılık olarak hem uyumluluk olarak bizim motorlarımıza uygun. Yani 10-40 yarı sentetik yağ kullanacağız. Marka size kalmış. İsterseniz A markası olur, isterseniz B markası olur, isterseniz C markası olur. Ben mesela şu an en son motorumda Power 1 yarı sentetik 10-40 yağ attım. Gerçekten sessiz, güzel bir hissiyatı var. Bunu ben gerçekten aldım. Bir sonraki yağ deneyimim de Lukoil olacaktı. Onu hatta aldım, evde 1 kilo duruyor. Onu kullanmak işte motorumuzu sattığımız için nasip olmayacak. Bir de Champi Oil yağı var. O da full sentetik. Hani onu da deneme amaçlı ben almıştım. O da evde 1 kilo var. Onu da deneyimleyecektim. Ama şu an maalesef motorumuzu devredeceğimiz için onu kullanamayacağız büyük ihtimalle. Dediğim gibi bugün motorumuzdan veda zamanı, ayrılma zamanı. Bugün müşteri gelecek, motorun devrini yapacağız, paramızı alacağız, motorumuzu vereceğiz arkadaşlar. Bunun dışında motorda fabrikasyon subap ayarları, egzoz tarafı özellikle çok sıkı geliyor. Mesela emiş tarafı 4 gelirken egzoz tarafı 2 geliyor. Yani bu da nedir? Bu da motorumuzun boğulmasına sebep oluyor. İyi çalışmıyor, randımanlı çalışmıyor. İşte emiş, sıkıştırma, patlama ve egzoz çıkışı zamanlama ayarımızı bozuyor. Bu ayar bozulduğu zaman bu motordan asla performans mümkün değil, alamazsınız. Subap ayar olarak yine bu motorda 0.06 emiş, 0.10 egzoz tarafını milimetre olarak ayarlayacağız. Yani o ayarlar bu motor için çok verimli. Şu an benim motorumda öyle mesela. Başka da aklıma gelen bilmiyorum. Yine motorla alakalı sizin sorularınız veya sorunlarınız neyse bana sorular kısmından ulaşırsanız sizlere yardımcı olurum. Oradan bilgi geçeriz. Dediğim gibi Rossi RS'de bayağı bir iyileştirme çalışmalarımız oldu. Yani şu an bu Rossi RS motorumu gönül rahatlığıyla ben satıyorum. Şu anda hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten performans anlamında da en üst seviyelerde. Bu motora dokunulmadığı sürece bu ayarlarla ben tahmin ediyorum bir 3000, 4000, 5000 kilometreleri sizlere sunacaktır. Tabii ki bu motoru fazla zorlamayacağız, fazla ısındırmayacağız. Ha bir de şundan bahsedeyim. Şimdi bu motor bu motorda ben özellikle silindir pistonu çıkarttık. Seramik kaplama silindir piston takımı attım. Bu gerçekten şeye yarayan bir durum. Yani şu motoru bir saatte ben kullansam motorun sesi, gidişi, performansı asla değişmiyor. Bir saat kullanımda. Ama bir saat kullanımdan sonra bu motoru dinlenmeye almamız lazım. Niye almamız lazım? Ha, motor aksamından ben sıkıntı olur diye söylemiyorum. Varyatör aksamı çok ısınıyor. Yani biz bununla bir saat diyelim ki şehirler arası yol gittik veya şehir içi hiç durmadan mesafe kat ettik. Varyatör kısmımızdaki bütün parçalar, kayış da dahil, ön varyatör, arka varyatör aşırı ısınma oluyor. Şimdi bu aşırı ısınma da oradaki parçalara, kayışa özellikle son derece zarar veren bir durum. Yani onu korumak anlamında her bir saat kullanımda mutlaka 15 dakika, 20 dakika, yarım saat
bu motorlara mola vermek zorundayız arkadaşlar. Kesinlikle bunu aklınıza koyun. Yani maksimum bineceğiniz süre 1 saati geçmesin. Bunun dışında anlatacağım çok fazla da bir şey yok. Zaten kanalımda işte kayış denemeleriydi, şuydu buydu hepsini yaptık. Kafamda bu motoru sattıktan sonra ne gibi bir proje var derseniz, şu an motoru almak, başka bir motora bakmak, işte ne alayım, ne edeyim, şunu mu alayım, bunu mu alayım gibi bir düşünce, bir proje kafamda yok. Sadece bugün motorumu devrediyorum, paramı alıyorum. Ondan sonraki sürece bakarız. Ya nasip, ya Allah yani. Videolara gelince, bundan sonraki hani motorumuz yok, video olmayacak mı? Hayır, videolar olacak arkadaşlar. Şimdi eski sanayide Bilal ustamız var. Orada özellikle 50 cc veya 125 cc grubuna varyatör bakımı, işte cc yükseltme kitleri veyahut da elektrik aksamı arızalarında bakımlar yapıyoruz. Onların videoları gelecek. Mesela cumartesi günü bir Aurora Verona motorda 125'lik blok var üzerinde. Onda 150 cc yükseltme yapacağız. Onun videolusu gelecek. Bu şekilde bakım ve tamir videoları olacak. Oralarda da geniş geniş neler yapıyoruz, hangi parçaları kullanacağız, nasıl yapıyoruz, ne yapmalıyız, işte ayarlarımız ne oluyor, onlar hakkında da geniş geniş içerikler üretirim. Bilgi mahiyetli. Şimdi bir de özellikle bu 50 cc veya 125 cc Çinli motorlarda parça tedarik işine başladım ben. Eğer sizin bu seri motorlarda parça ihtiyacınız olursa, işte varyatör parçaları, motor parçaları, özellikle RS için söylüyorum, Dayco kayış ihtiyacınız varsa veya silindir seti, yükseltme kitleri, üst kapak gibi gibi parçaları ben tedarik ediyorum. Bunlardan sizlere uygun fiyatlı, kaliteli ürünleri sizin istediğiniz doğrultuda sizlere ulaştırabilirim. Yani benimle irtibat kurmanız gerekiyor, istemeniz gerekiyor. O şekilde mutlaka parça tedariğimiz var. Yaparız yani. Onun bilgisini de vermiş olayım. Bunun haricinde dediğim gibi Rossi'den ayrılıyoruz. Veda zamanı. Hayırlısı böyleymiş. En hayırlısı neyse ben de dedim o şekilde olsun. Bu videoyu da zaten motorumdan ayrılacağıma dair bilgi mahiyetli çektim. Şimdi bu kadar şeyler anlattık. Sanırım yeterli olur. Şimdi biraz da kullanım çekimi yapacağım. Orada da yine performansını bir miktar görmüş oluruz. En azından yolda gidişi, sesi, işte gaz tepkisi, bunlar zaten kameradan gördüğünüz kadarıyla anlaşılır. Bunu hissedersiniz. Bu şekilde de bir çekim alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videolarım varyatör bakımı, sesi yükseltmesi, işte başka bakımlar gibi çekimler olacak. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şimdi kullanım videosuna devam edeceğim. Az sonra. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.